Emeklisinde mi abi? Evet. Göğüs kıllarına bakar mısın? Bir yakından çek ya. Bu adam merhametli olur ya. Abi kadınlar böyle göğüsü kıllı erkeklere seviyormuş. Merhametli olur. Bırak tıraş ya. Onlar tıraş değil ya. Kadınlar parayı seviyor. Sen burayı tıraş etme. Bak 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 bak. Kadınlar parayı mı seviyor? Kadınlar parayı sever. Yok abi bak göğüsü kıllı olanlar merhametli oluyor. Yok 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 kadınlar parayı sever. Kadınlar öyle diyor. Bir kelleri seviyorlarmış değil mi abi? Bir de göğüsü kıllı olanlar. Ensesi kalın sever. Ensesi kalın. Şimdi abi emeklisin değil mi abi? Evet. Emekli maaşınla bu sene kaç ülkeye gittin abi? Tatil için. Valla bu hükümetin bir tarzı var. Evet. İnsanları fakirleştirip oy karşılığı makarna vermek. Tarzı bu yani. Ne alakası var şimdi hükümetle? Öyle işte. Aldığın maaşla. Şimdi sen tatile neden gitmedin diye soruyorum ben. Ya tatile nasıl geçeyim ben? Asgari ücretin üzerinde alıyordum. Düştü 750'ye düştü. Nereye gittin tatile? 7,5 lira. He 7,5 lira tamam düştü. Tamam abi 7,5 liraya hiç eve harcama abi. Yengeye de verme. Gidersin abi. Üstüne de biraz oradan buradan borç alırsın. Ya gidersin. Havayı da böyle hava atarsın abi. Ya gittikten sonra gidersin. Olmaz mı abi? Ama aç yaşarsın. Aç yaşarsın işte. Ha. Sahilde yatarsın ne olacak abi? Ha, öyle. Ama tatil olmuş olur. İşin şakası abi. Bir emekli tatile çıkabilir mi? Çıkamaz. Bak bu çıkar diyor. Çıkacak. Gel abi gel. Nereye gel abi. Çıkacak? Bak kelle geldi abi. Göğüs kıllı vardı. Gel, kelle oldu geldi. Nereye çıkıyor ben tatile? Ben de o geliyor ya. Nereye çıkıyor tatile? Abi sen bu sene nereye tatile gittin? Evde tatil. Bodrum'un aşağı iniyorum. Evin Bodrum'una tatile gittim ne diyorum. Ne yapıyorsun? Bodrum'a indin abi. Azıcık orada çöpleri topluyorum. Bitti. Çöpleri topluyorsun. Sonra etrafı temizliyorsun. Heh. Sonra? Oradan çeşmeye geçiyorum. Çeşmeye elini yıkıyorsun. Tabii elimi yıkıyorum. Allah'ım. Evin aşağısında çeşme var. Oradan da diyorum çeşmeye geçtim. Oo süper. Heh. Peki abi durum niye böyle? Bizim emeklimiz neden gezmiyor? Ülkeleri gezmiyor. Nereye gezecek abi? Adam karnını doyuramıyor. Nereye gezecek? Nereye gezecek? Simit olmuş 10 lira. Bir de çay içersin 5 lira, 15 lira. Nereye çarp gelecek? Çarp 30'la abi, çarp 30'la. Çarp işte. Oo çok büyük para abi. Nereye gidecek emekli? Valla doğru söyledin abi. Nereye gidecek? Ama kellerde iyi para var diyorlardı. Bak ben yanıldım o zaman. Nerede para var abi kellerde ya? Hani maden olan dağda ot bitmezmiş ama bizde o da yok. O da yok. O da yok. Sağ olasın abi. Abi teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Gelelim sen de sağ ol. Gelelim göğüsü kıllı ya abi. Göğüsü kıllı merhametli abime. Abi, bugüne kadar merhamet ettin galiba, parayı toparlayamadın. Parayı nasıl toparlayacaksın ya? Karın zor duruyor. Elinde çanta geziyorsun abi. Ne çanta var, nedir çanta? Abi? Çanta işte ne var çanta? Yok gerçekten nedir abi? Para var içinde. Bak. Dolar dolu. Öyle deme bak bak. Zengin hali başka oluyor. Bak zengin hali başka oluyor. Bak göğsünde açmış. He dolu için, dolar dolu için. He. Abi şimdi. Volkanik daha gibi. Emeklisin değil mi abi? Ekstra iş yapıyor musun, çalışıyor musun? Yapıyorum. Bulursan gidiyorsun. Evet. Ne olacak abi? Bu halimiz ne olacak? Emeklilerin hali ne olacak? Ya sürüncel işte böyle. Ne olacak emekliye böyle? Boş geç. Çalışsan da aynı durumda. Anladım onu. Türkiye'de sürünürsün işte böyle. Ne yapacaksın? Maşana ne olacak başı? Buradan emeklilere bir şey söylemek ister misin abi? Otobüslere de... Emekliler birleşsin. Emekli istesin kendi hükümetini kurar. 15 milyon emekli. Evet. Ama birlik yok ki hiçbirinde... Adam 15 bin lira ikramiye verecek bayramda, oy çıkmıyor adama. Ya evet, evet. Kurban bayramında 15 bin lira vereceğim demiştik bu, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, bu gittiler, gittiler 7,5'a talim ettiler. Bu demek ki emekliye mustahak demek ki. Ne kaç para aldın abi? Ne kaç para aldın? Evet işte Kemal Kılıçdaroğlu 15 verecekti, oyu vermedin. Bu tarafa oyunu verdi, kaç para verdiler abi? 7,5 lira işte. 7,5 lira, 1000 lira mı? 2000 lira vermişler. Ne 2000 lira? 2000 lira, 2000 lira. 2000 lira, yeter abi. Tarladan geliyorum, bahçeden. Sırtımda armut var, armut bahçesinden geliyorum. Yürüsü daha. Size vereceksin armut. Al vereyim. Ha, armut çıkar yerim al. Ya. Armutun iyisini yediniz. Armutun iyisini yiyeceğiz. Sıkıntı yok, daha çanta da var. Canınız sağ olsun. Sağ olasın. Şimdi abi, bak armudu aldık. Tamam, afiyet olsun. Şimdi emekliler için... Abi, babam emekli, rahat yaşıyor şu an. Nerede yaşıyor? Afyon'da. Ben Afyonluyum. Evet. Ben de özel sektördeyim. Bak şu an yıllık izindeyim. Evet, tamam mı? Evet. Ekstradan canım sıkıldı. Hobi olarak adrenalin seven bir insanım evet, ben. Evet. O yüzden gideyim dedim Gürsü'ye. Demirtaş'tan Gürsü'ye şey toplamaya gidiyorum. Armut toplamaya. Oo. Bak düşün. Çantayı kapat. Sıkıntı yok. Armutu nasıl? Armut çalmazlar. Çalsın. Çalsın bile çalar. Çalarlar mı? İsteyen varsa veririz. Önemli değil. Buraya da muska takmışsın lan sen. Muska değil o. Ne o? Neyse sen onu karıştırma ne oldu? Aynen. Lan konumuz neyse anlatma ben seni anlatacağım. Ya ekonomik durumu soruyoruz şu an. Aa, babam Afyon ilçesinde yaşıyor. Evet. Adam rahat şu an arabası var gidip gezebiliyor. Bu şehirdeki büyük şehirdeki emeklilerde var bir sıkıntı. Evet. Köy yerinde o kadar bir sıkıntı yok. Neden bu?
Orhan 38 lira mazot nasıl gezebiliyor arabasına binip geziyor? Abi nasıl gidiyor? Akşehir'e gidiyor. Konya'nın içi Akşehir var. Nasrettin Hoca diyarı. Evet. Oraya gidiyor. Afyon, Sandıklı, hamamlar dolaşıyor adam. Dolaşıyor yani. Evet dolaşıyor adam mutlu ama. Sorun yok diyorsun. Abi, onda sorun yok da niye buradaki emeklilerde sorun var? Anlamıyorum ben. Neden sorun? O da emekli. O kadar maaş alıyor. Bunlar da o kadar maaş alıyor. Neden sorun var? Armut toplayamıyor çünkü. Ben de armut topluyorum. Ben hobi olarak yapıyorum armudu. Neyse. Bak, armudu aldık.